Herkese merhaba, Gurme Spor'a hoş geldiniz. Dip Çizgi'nin yeni bölümüyle sizlerle birlikteyiz. Euroleague'de çift maç haftasını geride bıraktık. İnanılmaz bir maç vardı ki Anadolu Efes'le Real Madrid arasında tarihi bir geceye şahitlik ettik. Rekorlar akşamı desek herhalde yeridir. Konuşacağımız çok şey var bu hafta. Togan Karataş ve Efe Can Yavaş geldi, birlikteyiz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Yani... Bitmeyen maç yapmışlar. İnanılmaz bir geceydi. Ben dedim ki herhalde sabaha kadar sürecek. Nitekim bir noktada da öyle oldu aslında ama bitmek bilmedi. 3 uzatmaya gitti, 4 uzatmaya gitti ki Euroleague tarihinde de 3 uzatmaya giden ve 4 uzatmaya giden ilk karşılaşma oldu. Real Madrid, Anadolu Efes maçı oyuncular için de bence anlamlı olmuştur tabii. Sonuçta Euroleague tarihinde yer edecek çok önemli bir karşılaşmaydı. Oyuncular da tabii bu gecenin içinde yer aldıkları için Euroleague tarihi boyunca hepsi hatırlanacaktır. Onlar için de çok özel bir anlamı olacaktır ki maalesef tabii Anadolu Efes bu maçı 130-126 kaybetti. Kazanabilirdi. Az önce hocam güzel bir şey söyledi. Yani şu maçın kaybeden olmak kötü. Evet. Galiba en güzel özetleyen şeylerden bir şey o. Çok uzun yıllar hatırlanacak bir mücadele. Tarihe geçti. Zaten rekorları konuşuruz şimdi ama bu maçın sonunda kazanan nefes olmaması üzücü. Yani hep kaybeden olarak hatırlanacak değil mi hocam? Evet, ne yazık ki. Yani bu maç Euroleague'de 20 sene sonra, 30 sene sonra da bu formatta tabii Euroleague devam ederse hatırlanacak. Evet. Bu maçın kaybedeni olarak tarihe geçti Efes. Bu biraz can sıkıcı. Onun dışında mücadeleye ilişkin ya da taktiğe ilişkin konuşacağız. Ama tarihte kaybeden tarafta duracak Efes. Bu maç özelinde tabii. Tabii bu maç özelinde. Yani NBA dedin Melisa, NBA saatine yaklaştık zaten maçın bitmesine çok az bir süre sonra. NBA maçları başladı ki NBA skoruyla bitti maç yani. 130-126. 255.5 üste giden. 256 sayılı Euroleague'in en çok skoru olan maçı izledik. Yani harika bir maç izledik her şeyiyle. Ya tüm mücadelesine sağlık. Tabii ki yani hani ilk değerlendirmem bu oldu yani. Maçı izlerken herkes şey yani bitse de uyusaktan 5. uzatmayı da görsek miye döndük yani hani. Biraz şey olur, öyle geceler olur. Onlardan biriydi. Heyecan dozu çok yüksekti. Efes neden kaybetti hocam? Efes neden kaybetti? Bazı oyuncuların bireysel tercihlerinde yaptığı hatalar. Bence Erdem Hoca'nın birkaç yerde yaptığı hata. Madrid gibi bir takıma karşı işte forvetlerde falan sürekli yenilmek. Belirleyici oldu. Aslında 3 kere Efes'e geldi maç. En az 3 kere. 3 kere geldi. Biri tamamen artık maç Efes'in yani, dediğimiz bir noktaydı değil evet. mi? Yani 102-93. Bir 1.50 vardı maçın. 1.50 vardı. 9 sayıdaydı Efes. Oradan ya önce şey söyleyelim. Ben Erdemcan'ın maç planını beğendim. Yani ilk defa uzunlara show up yaptırmadı. Bu önemli bir şey. Ve pick and roll'de şuta zorladı Real Madrid'i. Real Madrid'e karşı pick and roll savunması başarılı oldu Efes'in. Onlar da şut sokamayınca fecaat ya. İlk kere hiç şut sokamadı Real Madrid. Efes nefes aldı. Bir de tempoyu force etmedi. Yani 30'larda tutmaya başardı maçı büyük ölçüde. İlk yarı için söylüyorum. 38-36 mıydı ilk yarı? Öyle bir şey. Öyle o kadar şey. Uzadı ki maç. 38-36 Real Madrid üstünde. 184 dakika maç izledik. Yani 184 dakika maç izleyince hani... onun sonra yani Larkin gerçekten yanmaya başladı. Çok özel bir karşılaşma çıkarıyor. Bir de hırs yapmaya başladı evet. bazı noktalarda. Hakem kararlarının da tabii bunda çok etkisi Doğru. oldu. Doğru. Yani hakemlerin birkaç tane birkaçtan fazla Real Madrid lehine düdüğü olduğunu söyleyebiliriz ama bunlar beklenen şeyler herhalde değil mi? Ya birkaçını yani. Artık beklememek lazım. Biraz fazlaydı ama sanki Efe bence bu maçta. Ne birkaçını diyorsun? Artık beklememek lazım. Yani zaten maçı özetliyoruz ama söyleyelim hangileri hakem kararlarını saçma sapan bulduğum. Campazzo steps'i. Campazzo steps'i saçma sapan. 102-100'de Campazzo steps'i var. Ya ben bu Euroleague hakemlerinin son pozisyon oynanırken hiçbir şey görmeme inisiyatiflerinden çok sıkıldım. Bu bir inisiyatiftir. Bu bir karardır. Hiçbir şey görmüyorlar. Daha önce Real Madrid maçında işte Yan Madara yapılan faul de görmediler. Evet, doğru. Yani birden fazla son saniyelerde yani clutch time dediğimiz Euroleague'in karar verici dakikalarında. Orada dayak serbest. Hem dayak serbest, son pozisyonda artık şey de serbest yani. Tüm kuralsızlığıyla böyle sanki oyunu, gameplay'i, oynadığınız şeyi kuralsız oynuyormuşsunuz gibi bir yere dönüyor. Çok net bir steps var. Süper Yıldız steps'i yaptı yani bildiğin. Ve görülmedi.
Onun dışında Tavares çok sert bir maç çıkardı bana sorarsanız. Musa'nın pozisyonu doğru bu arada. Kural öyleymiş. Kural öyle evet. Ama o da saçma önemli kural. Olan şu. Bence yine şunu konuşmak lazım. Akışta nasıl çalmıyorsunuz? Evet, akışta çalman gerekiyordu o pozisyonu. Hücum faul bu ya. Evet. Yani o iki sayıyı nasıl verirsiniz? Ben size söyleyeyim. Euroleague Musa'nın 40 sayı atmasını istedi. Doğru. Böyle bir sorun da oldu. O 40 barajını geçen işte Kambala, Brown falan vardı. Larkin'in rekorunun hemen arkası 41 ile devam ediyor. Oraya Musa'yı yazmak istedi. Larkin 49 yaptı. 5 4 oyuncu. 3 veya 4 oyuncu. Daha fazla hatırlıyorum. Daha mı fazlaydı? 5 diye hatırlıyorum ben. Olabilir. 4 kişiydi. Larkin geldi sonra galiba. Larkin geçti direkt işte. Geçti 49 oraya. Yaptı. 4-5 tane 41 vardı. Musa'yı da oraya yazmak istediler. Ya ben şey şimdi herkes herhalde Real Madrid'in farklı kazanacağını düşünüyordu. Efes Valencia deplasmanında da aynı hataları yaparak geldiği için 20 olur diyordu. Ama şöyle bir şey olmuş. Bir, Efes ve Erdem Hoca maça iyi çalışmış. Bunu kabul ediyorum. İkincisi, psikolojik olarak Efes maçı çok rahat çıkmış. Kaybedecek hiçbir şeyimiz yok. Real Madrid'de de fazla bir rehavet vardı, bence yani. İlk maçın biz ilk başlarında özellikle. Evet, biz bunları yeneriz. Yani hallederiz. Bir de diye. Kaybedilmiş bir klasikodan çıktı Real Madrid. Ki Veseli acayip bir maç oynadı orada. Dün gece de acayip bir maç oynadı Yan Veseli. Neredeyse Fenerbahçeliler ağlayacaktı özlemden. ama aynı o düşüşün bir şey izlenimi vardı. Efes'i yeneriz ve yola devam ederiz. O rahatlık var. Erdemcan'ın maç planını beğendim dediğim gibi az önce. Pick and roll meselesinde bulduğu çözüm önemliydi. Tempoyu force etmemesi önemliydi. Bir de herhalde artık adını koymak gerekiyor. 19 hafta oynandı. Erdemcan Efes kariyeri için söyleyelim. Daha rotasyonlarda daha iyi iş yapıyor. Gördüğüm kadarıyla en oyun azından durumu. Oyun içi hamleleri nasıldı? Eksik kaldığı noktalar oldu mu sizce? Daha rotasyon hamle sayısını da çok azalttı. Azalttı, evet. Yani şunu söyleyeyim. Sponilis oyununu falan beğeniyorum Erdemcan Hoca'nın. One down bir oyunu var bir tane. Güzel yani. After time out oyunları güzel. Hocanın o mikro hamlelerini görmek güzel de. Hatta şeyi de ekleyelim. Dediğim gibi o show up yaptırmama kararı bence bu sezon aldığı en iyi karar. Anadolu Efes Euroleague performansı çerçevesinde baktığımızda. Ama ya hocam tamam, Enayce Bryant o üçlüyü kaçırdı. Darius Thompson beni yine delirtti. Efes'e maç 4 kere geldi. Ama yani şeyin adını koyalım, 93-102 öndesin, taraftar bile maçın bittiğini düşünmeye başlamış. Karşında tamam Euroleague'in tırnak içinde kaşar takımı var, hiçbir şey söylemiyorum ama orada o maçı artık kapatacaksın hocam. Yani burada insanlar şey diyor olabilir, ya işte 4 uzatmaya gitti, mücadele ettik. Tarih kazananı yazar. Şerefli mağlubiyetten ben sıkıldım. Bu 90'lardan beri vardır şerefli mağlubiyet. Şerefli mağlubiyet diye bir şey yok. Kaybetti Efes. Tamam, kaybetti işte. Sonuçta tamam, mücadele etmiş güzel olabilir. Güzel mücadele ortaya koydular. Tamam, ama verileri de birazcık konuşalım. 19 maç oldu değil mi? 7 galibiyet var Efes'in sadece ve son 6 maçı kaybetti. Şimdi bu da bir veri. Dolayısıyla işte Madrid deplasmanında maçı 4 uzatmaya götürmek, bu çok tarihe geçecek bir karşılaşma oynamış olmak, çok fazla bir şey aklamıyor. Sonuçta kaybettin abicim. Ya ve bu elindeki 102-93'te kapatacaksın o maçı. Kapatacaksın yani. Gerekirse kaos çıkaracaksın. İlko için yaptığı ya gibi sever misin? Biraz uyuttu da Real Madrid orada. Dönebilmek için uyuttu aslında. Yani çok gereksiz faal de yaptı Efes orada. İki tane çizgiye getirdi Real Madrid. Hiçbir işte şey kaos üretmiyorken yani. Orada bir topu savunsa ya da bir top soksa maç bitecek zaten. Hatta size şeyi söyleyeyim. Canan Musa nasıl bu kadar fazla soldan hücum edebildi mesela? Canan Musa'nın solunu biz niye kapatamadık? Erman Hoca da aynısını söylüyor. Bu yani adam o sürekli diye. Belli zaten hani sola nereden gideceğini. Sola gittiği zaman da çok yüzdeli oynuyor. Yani. İşte, yok çünkü. Ama bir türlü kapatamadık yani. Yok orayı. Ona şey yapmamışlar. Yani ona çalışılmamış gördüm. Hocam çalışılmamış olsa da maç içerisinde sonuçta görünen bir nokta ya. Yani oyuncuların da bu refleksi göstermesi gerekmez mi bir noktada? Katılıyorum. Bir arkadaş şey yazmış. Yani bizde de aynı inisiyatif olmuş olabilir. Biraz faul problemlerinden de korktu iki takımda. Özellikle uzatmada Canan Musa'nın solunu kapatmaya çalışsa Elijah da oradan faul yapacaktı ki zaten 5 faulle oturdu. Biraz o faul problemleri daha rotasyon iki takımın da elini zorladı. Yani Real Madrid geniş kadro diyorsun. Real Madrid 5 kişiyle 45 üstü oynadı. Doğru. Yani aynı Efes'in nasıl dar rotasyonsa Real Madrid de buna yine dar rotasyonuyla cevap verdi. İşte Kosor, Campazzo, Hezonya, Musa, Tavares 5'ini çok uzun zaman gördük Real Madrid'de. Aynı şekilde Efes'te de. Kısa kalmayı denedi. Kısa işte. Kalmayı. Poirier'den yani, memnun değil. Poirier'i de birazcık ezdi çünkü Efes tarafı. Yani bu arada Tibor'un da inanılmaz bir maç oynadığını söylemek lazım. Özlemiş Efes taraftarı. O da 50'yi geçti değil mi? O da çok yüksek dakikalar oynadı. Süre almıştı. Ama Tibor'un hiç oynamadığı bir sezonda bir anda bir maçtan fazla sahada görmek. İşte Real maçlarını seviyor Tibor. Ama ben sadece Real maçı üzerinde değerlendirmemek gerektiğini düşünüyorum hocam. Tibor oynadığında özellikle kısa oyuncuları, Larkin direkt
kısa oyuncular deniyor. Yani pick and pop yapabilen pick uzun ekmeği. Çok, hocam etrafından dönüyorsunuz, potaya gidiyorsunuz, dışarı çıkarıyorsunuz, boş şutu ikinci pastan, uzun pasından bulabiliyorsunuz. Tibur'un yarattığı 3 tane alternatif var Efes hücumlarına. Ve bunu ne Tyreek Jones ne de Oturu yapabiliyor. Yani Oturu tabii çok kritik bir noktada hücum ribandı alıp maçın belki de gelebileceği anı şey yaptı da neden öyle güldünüz? Ya işte tamam buraları yapıyorsunuz da maçı bitirebilmek başka bir şey. Anadolu Efes'in bu sezon yaşadığı en büyük sorun bu. Klaç anlarda ısrarla yanlış tercihler, ısrarla kaybedecek hamleleri yapabilmek, yapmak kötü oluyor açıkçası. Kaybedecek yani. Hamle yaptı mı bence Erdemcan bu maçta? Erdemcan bu maçta... Maçı kaybettirecek. Şöyle söyleyeyim, doğrudan kaybettirecek hamle yapmadıysa bile kazanacak hamleyi yapamadı 102-93'te. Ya ne da beklerdiniz orada hocam? Ben mesela düşünüyorum da. Gerekirse dövecek savunmada. Döve savunacaksın. Biraz faullü oynamasının sebebi acaba o muydu oyunu süreyi? Gerçi süreyi durdurmamak lazım asla mesela öyle bir durumda. Yok hayır, döveceksin derken faul yapsın anlamında söylemiyorum. Daha sert. Şey penetre imkan tanımadan mesela. Erkan ısrarla. Gazi'yi sokup sadece müdafaa için kullanmayı deneyemez miydi? Ben bire şunu bekledim. Fazla. Direkt üzerine veremez olabilir. Miydi mesela Canan Musan ya da Kampazyon üzerine? Olabilir. Şunu bekledim. 126-122 Real Madrid öndeyken 4. uzatmada Shane Larkin molada epey bağırdı, çağırdı. Evet, evet, bir şeyler çok anlatmaya çalıştı. Orada Efes'in koçu Larkin'di mesela. Erdemcan değildi. Bu işte bir hava vardı. Bu kızıyor. Önemli bir göstergedir. Hezonya'nın sağ forvetten attığı boş uçluya çok kızdı. Haklı. Yani girmeyene, o savunmaya değil mi? Çok kızdı. Yok. 126'daki ha, girene. Yani böyle boş bırakamazsınız. Aynı şeyi 7. kez yedik bugün evet, demeye doğru. Getirdik ki Hezonya'da 7'den 3 kat. Bir de 17 denemiş yani. Maçta öyle kariyer maç rekoru 8'miş zaten. Evet. O da 31 sayıyla tamamladı Mario Hezonya karşılaşmayı ve 26 verimlilik puanı var. Bakalım rekorlara mı bakalım? 17'de 7 üçlük. Evet. 17'de evet. Kolayları sokamadı, zorları soktu. Zorları soktu. Manyak. Maçı da alacaktı eğer içinden çıkan bir topu var normal sürenin. Normal süre sonunda. O top girseydi hocam. O top girseydi Erdemcan'la kontrat kesinlikle iptal edilecekti yani. Öyle yollar ayrılacak kesinlikle bence yani. Normal sürede bu hafta şey öyle çok bir duyumlar falan da çıktı Erdemcan üzerinden. Yani Valencia maçının sonrasında zaten bu ayrılık ihtimali olduğu konuşuldu. Ama yani bu maçta çok... Ya şu maç özelinde Real Madrid'e kaybetti diye Erdemcan'la sözleşmeyi feshetmezsin. Bence sezonu bitirirler Erdem Hoca'yla diye düşünüyorum. Bilmiyorum yani. Bana öyle geliyor. Bu maç özelinde değil ama alınması gereken bence karar. Bence 7 galibiyet özelinde. 6 maç üst üste kaybetmekle ilgili bir şey. 19'da 7 evet yani. 19'da 7'de kalmak. 19 maçta 7 galibiyette kalmakla ilgili bir şey. Yoksa tamam işte rekor kırıldı. Efes de bu arada yani. Bundan önceki sayıyı da söyleyeyim arkadaşlar. Sayı rekoru 123'tü. Maccabi ve Pau yapmıştı. Yani hem Efes hem Madrid kırdı aslında rekoru. İki kere kırıldı. Rekorlardan bahsedelim o zaman isterseniz. 126 atıp maç kaybeden takım yeri gelmişken. Evet Real Madrid Anadolu Efes maçında kırılan modern Euroleague rekorları şu anda ekranlarımıza geldi. 3 uzatmaya giden ilk maç, 4 uzatmaya giden ilk karşılaşma. Bir takımın bir maçta attığı en yüksek sayı 130'a Real Madrid'in oldu. Bir maçta atılan en yüksek sayı toplamda 256 sayı ve bir maçta en çok süre alan oyuncu Shane Larkin 53 dakika 11 saniye. Evet buyurun Sayın Yavaşkan. Shane buyurun Sayın Yavaşkan. Shane Larkin'e bence bir ciğer daha hediye etmeleri gerekiyor. Kesinlikle. Ya şeyi okuyalım ya uzatmaya giden 4 uzatmaya giden ilk maç, 3 uzatmaya giden de ilk maç. Hocamla onun tartışmasını yaptık. 3 uzatmaya giden maç oldu mu bundan sonra oldu. Dedim ben yayın öncesi. 3 uzatmada biten olmadı. Biten olmadı. Biten olmadı. 3 uzatmada bir maç bitmedi demiş. O da garip bir rekor oldu. Yani Real Madrid'in 130 sayısı dediğiniz gibi 123'er Maccabi ve Panathinaikos gibi bunlar zaman zaman Euroleague'in temposunu çok yukarı çıkaran takımlardı. Maccabi'ninki finaldeydi hatta. Galiba. Final şey, maçı Fortito galiba. Fortito finaliydi galiba. Yani o takımların yapması potansiyel vardı ama bu maç öyle bir maç da değildi. Normal sezon herhangi bir maçı. Çift evet. Maç haftasının ikinci maçı. Ama final maçı gibiydi yani. İlk yarısı, öyle bir heyecan 30'larda, 36 İlk yarısı temposuz giden. Yani evet. Hiç böyle bir şey beklemezsiniz yani. Çok basit top kayıplarıyla başlayan bir maç. Özellikle Anadolu Efes adına. Bir anda hem koçlar için hem oyuncular için öyle bir noktaya geldi ki maç yani. Hani bir... Ya bunlar bir şey diyeceğim. Bu Real Madrid vuruyorsun ölmüyor ya. Bunlar hakikaten firavun. Ama şöyle bir sorun var. Musa da onlardan yana. Musa'yı da almışlar. Güzel espriydi. Yani bunları biri yenecek ama bakalım. Zaten yani. Bir kare vardı ya
taraftara dönüyor Canan Musa, diyor ki sakin olun ben buradayım diyor mesela. Hani yani, nasıl bir özgüven, ona da çok büyük Larkin'in bir özgüven. Larkin'in ikinci uzatmada geldi. Attığı bir tane turnike var. Şey, turnike derken bir şut var yani fualden zıplayıp. Bir de üçüncü elin sonunda. İkisi de aynı yerden Larkin'in deldiği ki çok kolay deldiler maç sonrasında Larkin maç boyunca. Hocam o namus ki benzetmeniz vardı dün. Yani onlar gelse Musa'nın maçın burada olmadığını anlatırdık Musa'ya. Çünkü Rahmet maçı verdi. 3 kere falan verdi. Namuski'nin 93 Aris'in elinde kaçırdığı turnikenin aynısını kaçırdı. Musa bir şey mi yaptı da maç aldı son çeyrekte? Böyle hocam faul çaltalardı, takım adına daha da kötü şeyler yapacaktı. Aris maçını hocam hatırlattı Namuski'nin. O turnike birebir benziyor. Bu arada ben kesin içinde dedim. Ben de. Yani ben de öyle dedim. Evet. Girdi, Efes kazandı top dedim. Top istemedi orada ya. Biraz yani topun düştüğü yer çok sıkıntılıydı orada. Larkin'e çok yumuşak bıraktı topu yani. Ama benzer bir pozisyon şöyle Real Madrid için de oldu. İşte Hezonya'nın attığı o üçlük normal top içinden sonunda. Çıktı normal sürenin sonunda. Benim, yani böyle anlara çok şahitlik ettik benim karşılaşmada. Benim Elijah kızgınlığınız doğru bu arada. Yani o şutu evet. Soksun falan. Hadi ikinciyi sok o zaman ya. Benim, İki pozisyon arka arkaya ki bence Shane Larkin'in kullanması gereken pozisyonlar da onlar. Orada biraz Darius'a da kızgınım ben. Tamam 20 sayı buldu da. Olmayayım mı kızgın? Olun, haklısınız. Yani 21 sayı. Geçen hafta söyledim, bu adam yüreksiz basketbol oynuyor. Gidiyor köşede bekliyor ya. Hayırdır abi sen? Yani böyle J.C. Carroll gibi köşede beklemek için mi eline alındın? Eline top verince atıyor sadece. Maç sonlarında ama yine bir iki tane kritik şutu oldu. Oradan kurtaramaz mıyız biraz? Kurtaramayız. Bütün yükü Shane Larkin üstlendi. Kesinlikle. Vallahi 4 milyonluk kontrat hak ediyor mu falan diyorduk da adam 4 milyonluk oynuyor şu an. Thompson kontratını oynamıyor. Fazlasını bile oynuyor olabilir bence. İşte şey yine yani. De yani ben şeyi söylemek istiyorum yani ne olursa olsun tamam Erdem Hoca'ya dediğim gibi maç planı için teşekkür ediyorum. Dar rotasyon, hocanın haklı olduğu noktalar var. Maç açıklamasında da zaten benzer şeyleri söyledi hoca ama hocam yani 102-93'te de o maçı artık kapat ya. Ya kapat yani. Efes'in koçu orada onun için var. O maçı kapatmak için var artık yani. Larkin ölmüş durumda, üst üste 6 pozisyon Real Madrid'in istediği oldu. Birini Efes istediği gibi yapsa yani bir kere savunabilse. Kapanmaz ki zaten. Yani. Bir kere savunabilse ya da bir kere atabilse. 6'da 1 yapsa Efes maçı kazanacak. Ya şeyi de anlamıyorum. Faul problemi sorunları var iki takımda da. Hı-hı. Yani nasıl Larkin topu tamamen teslim et ve Larkin faul almasını beklediğim Euroleague'de hep aldın. Evet. Evet. Efes bunu hep aldı. Hatta son çeyrekte Campazzo ucun faul beklediği bir pozisyon var. Bir türlü beşleyemedi o da. Bir arkadaşım yazmış ya Campazzo 4 yıldır şey... Birkaç yıldır 4 faulle oynuyor. Evet, yani vermediler. Yani. Campazzo'nun bir sürü çok faalini vermediler. Çok itirazla ediyor tabii Real Madrid'in itirazı. Ama güzel onlar bir tweet zaten oldu. Daha altyapıdan o itirazları, o faulleri yedirme tabii. Antrenmanlarını yapmaya bilirler. Başlıyorlar. Çok iyi bilirler. Abileri de orada zaten. İspanyol ekolüdür bu hareketler. Abileri de orada duruyor zaten. Rudy falan da orada. Bilirler onlar bu işleri. Ama ya ben onun için kızgın değilim yani. Real Madrid'in kollandığı bir maç olduğunu söyleyebiliriz de çok daha kötüsünü de görmüştük. Tamam kritik düdükler olmasına rağmen ben... Yok bu kadar kullanmadı bence. Yani yok abi. Normal standarttan çok evet. Daha üzerine çıkmadı. Real Madrid yani. Daha fazla kullanıyor genelde. Yani. Ya da işte Euroleague'in iyi takımları dönem dönem çok iyi kullanmışlıkları evet. Var. Ama hayır ben kabul etmiyorum. Yani iyi mücadele ettik şerefli mağlubi. Hayır abi. Elindeki maçı verdin ya. Yani kimse size bu maçı 20 ile kaybettiniz bir şey demeyecekti. Çünkü Efes'in asıl rakibi değil. İki leveraj durumu oluşmayacak. Madrid deplasmanında mağlubiyet yazabilirsin. 20 ile kaybetse bence daha az üzülürdü taraftarlar. Yanlış mıyım? Yok ben bu konuda doğru. Katılıyorum. Daha az bir üzüntü olurdu. Çünkü bu sefer Efes'in kazanabileceği potansiyelini gördük ve tabii bu kadar uzatmaya giden böyle bir maçta kaybedince büyük bir moral bozukluğu oldu. Yani final maçı kaybedilmiş gibi bir ambiyans oluştu. Neyse ben artık yani... Şöyle bir bilgi de vermek istiyorum bu arada. Walter Tavares'de 1500 rebound bandını ve 400 blok bandını geçti. Güzel. 500'ünü bu maçta aldı zaten. 500 almıştır. Almış olabilir. Onların da faul beklediği bir Tavares pozisyonu vardı. Vay. Oturunun. Ben orada faul var mı sizce? Yani olabilir bu arada. Çıksa hayır demezdim yani. Fazla temas var. Objektif yani. Olalım orası faul. Değil mi? Orası faul ama yani ya Madrid'de Tavares... çalınmayanların yanında o çok bir şey değil. O daha önceydi sanki evet. Değil mi? Yok daha sonraydı ya da hatırlamıyorum şimdi. Çok uzun maç. 184 nerede, dakika maç nerede ne oldu izledik. Var ya ben de kaymış çok durumda. Karıştı. Gece çok 2'ydi normal. Yani. Gece 2'ydi. Uzatma mıydı? 3. uzatma mıydı? 4 evet. Müydü? 5'e gittik mi? Uyudun mu? Falan diye. Yok yok gitmedik. Keşke. Şeyi çok gördüm ya. Uyandım bu nasıl bir maç falan diyen pişman olan bir sürü insan. Evet evet. İlk yarıda uyumuşlar muhtemelen. Çünkü ama herkes... Toplar girmiyor, tempo düşük. Gözler kapanıyor saat 12. Bazı arkadaşlarım hiç izlemedi. 20 olur gerek yok diye.
Yani ne izleyeceğiz filan dediler. Yani Madrid zaten yenecek. Biz Valencia'ya kaybetti Efes. Bir de ikili averajı da verdi Valencia'ya. Evet, sağ doğru, olsun yani. İkili averajı vererek kaybetti. Doğru. Dolayısıyla yani tek söyleyebileceğim şey, maç planı doğru. Hoca Valencia maçındaki ve daha önceki Baskonya, Maccabi, Fenerbahçe maçındaki hatalarından dönmesi hoca için artı yazar, ama ben şeyi kabul etmiyorum. Hatta hazmetmediğimi de söylemek istiyorum. 102-93'te Anadolu Efes, Anadolu Efes bir çaylak takım değil yani. Anadolu Efes asfalt tabii falan ki değil. İlk defa oynamıyor buraları. Evet. Bu ekip Real Madrid'le EuroLeague tarihinde klasikleşen ilk maçını da oynamıyor. 5 maçlık bir playoff serisi tabii var. Final maçı var. Yani Efes Madrid maçları hep güzel maçlar olmuştu. Dolayısıyla o maçı orada kapatacaksın artık. Yani bu takım o kadar da şey değil. Hocam şu an Efes Milan'ın, Kızılyıldız'ın ve Bayern Münih'in bir galibiyet gerisine düştü. Hı hı. Yani ben bu cümle benim için çok acı verici bu sezon. Milan nasıl yerle bir ettik? Kızılyıldız'a taşlar yerinden oynadı. İşte aldıkları oyuncular oynamak istemedi falan. Onlar da bir derbi kazandı bu hafta. Ya Bayern Münih desen Lasso'yu sezona giremedi diye eleştirdik. Şunu yaptık, bunu yaptık. 8 galibiyet hepsi. Efes 7 galibiyet. Hı hı. Yani bu Efes için şey dediğim için demiştik ki play-in'le 3 fark var. Euroleague'de o 3 galibiyet değil tam, onu anlatamıyorum herkese. Playoff'la da 4. 3 ve 4 galibiyet fark gözükse de galibiyet sayısı olarak, ama beklediğiniz takım sayısı çok fazla arkadaşlar. Çok, evet. Yani bir takımın 3 galibiyet gerisinde değilsiniz ki. 3 takımın 1 galibiyet gerisindesiniz. 2 galibiyet gerisinde olduğunuz 3 takım var. 4 takım var hatta. 7. sıradan yani 11 takımlı maçlar 4 galibiyet geriye düştüğünüz maçlar. 5 takım var hocam orada. 4 takım var. Ya 9 takımın aynı anda 4 maç kaybetmesini bekleyeceksiniz EuroLeague'de. Ne kadar mantıklı bu yani. Ve çok başarısız gidiyor. Evet, ve Valencia'ya ikili averajı verdin. Senin daha zor maçların bitmiş Valencia değil. Valencia maçını kazanmak zorundaydın. Valencia, evet, bence de. Bir Erdem Hoca'nın Real Madrid maçı sonrası açıklamalarını ekrana getirelim. Sonrasında Valencia karşılaşmasını da konuşalım. Kısaca konuşuruz. Evet. Erdemcan Real Madrid mağlubiyeti sonrasında dedi ki, çok mücadele ettik ama günün sonunda galibiyet için yeterli olmadı. Oyuncularımla gurur duyuyorum. Çünkü fiziksel kondisyonlarına rağmen sonuna kadar mücadele ettiler. Şartlar ne olursa olsun biz bundan ders çıkarmaya çalışıyoruz. Sakatlıklar olsun, fikstür sıkışıklığı olsun, son ana kadar kolay olmayan bir yerde Real Madrid'e karşı savaştık. Ancak ufak detaylar sonucu belirledi. Hocam ufak detaylar derken? Elaycan'ın şutu, efendim Hezoya'nın giren üçlüğü, bakalım başka ufak detaylar mıdır bunlar ya? Yani orada bir anlatım bozukluğu yapmış bu arada hoca da, detay zaten ufaktır. ama hep aynı şeyleri söylüyor. Bu biraz kısalttık bu arada konuşmayı. Sakatlıklardan bahsediyor, işte 8 tane sakatımız vardı bilmem ne filan diyor da, ya tamam hocam bir şey demiyoruz, sakatlarım var da, yani daha genel söyleyeyim. Bu 6 maçlık seride Real Madrid maçı kazanılabilirdi. Hı hı. Baskonya maçı kazanılabilirdi, Efes adına söylüyorum. Valencia maçı kazanılabilirdi. Maccabi maçı kazanılabilirdi. Fenerbahçe maçı kazanılabilirdi. Şimdi kazanabileceğin 5 maçta bu kritik bir seride 0 yazıyorsan biraz da sorumluluk hocaya yazmaz mı? Yani burada hocanın hiç sorumluluğu yok mu yani? Var. Efes'in genel bir karnesini verelim mi hocam? Ver buyur. Yani Real Madrid maçında biraz yükselmiş istatistikler tabii ama Efes, takım ligin en kötü savunma takımı ya. En çok sayı yiyen takım. Evet. 89.6 sayı yiyor bu sezon Efes. 121.7 hücum verimliliğine ulaşıyor karşıdaki takımlar. Bu da en kötü. Birinci bu sırada Efes. Kötü istatistikte. En doğru şutları Efes'e karşı buluyor rakipler. Efektif şut yüzdesinde. Yani çünkü savunmuyor takım. Savunmuyor. Evet. Ve karşıdakiler 20 asist ortalamayla oynuyorlar. Bu da ligdeki en kötü ikinci performans. Yani bir de savunma ribandı konusunda da en çok savunma ribandı veren ikinci takım. Bunların hepsi savunma istatistikleri Efes'in yerlerde. Ki Efes savunma yaparak Panathinaikos maçını kazandığında şey demiştik. Efes'in sakatları var. Ama şunu gördük bugün dedik. Efes savunarak içeride özellikle rakiplerinin süper yıldızının skor bulduğu bir maçta düşük skorda yenebiliyor. Evet. Bu Efes için bu sezonun kilidi olabilir dedik. Bu kilidi bu açabilir dedik. Bir daha hiç görmedik. Denemedi çünkü. Başka var mı artı noktalar? Bu sadece Erkan Yılmaz'a bağlı bir şey miydi hocam? Yok, ben şey inadını kabul etmiyorum. Valencia maçını ısrarla force etmesi, 90'ları. Bir de 90'a sürmeye çalıştığı maçı çift pivotla oynuyor. Böyle bir oksimoron durum da söz konusu. Hem çift pivotla oynayacaksınız hem de tempoyu force edeceksiniz. Yani böyle bir şey yok hocam. Uzunların ya tempolu diye düşünüyor olabilir bunu. Değil aslında. Abi değil. Tyreek Jones. Dün o da sakatlandı. Bak daha net, evet, hani verelim manşet. Tyreek Jones EuroLeague pivotu değil şu an. Belki ileride olur. Tyreek Jones EuroLeague pivotu değil. Oturu. Belki. Bench'ten getirirsin.
En azından daha istekli. Pozisyon biliyor şunu falan. Şunu söyleyeyim. Ben şöyle... Çok pardon. Sen devam et. Ana uzunluğunuz başkası olsa, şu an Plyce'de katmıyorum çünkü sağlıklı ve istikrarlı bir sezon oynamadığı için. Keşke Plyce bir 15 yaş geç olsa ve istikrarlı evet. oynasa. Plyce 15. Ama diyelim ki böyle bir ana uzunluğunuz var ki bu yok Efes'te. Yedekten Tyreek Jones ve Oturu aynı anda olsa çok etkili olur. Olabilir. Aynı anda ikisi de kadronuzda olsa çok etkili olur. Ama ana uzunluğunuz bu ikisinden birine daha karar verememişken işte Plyce olduğunda ne kadar fark ettiğini görüyorsunuz. Pardon Melisa, seni bölmüş yok, oldum. Yok ben... Tyreek Jones konusunda sizin kadar sert düşünmüyorum galiba, onu söylemek istedim. Yani bence olabildiğinin maksimumunu sahaya yansıtmaya çalışıyorum. Evet, çok handikapları var. Yani şöyle soru soralım. Tyreek Jones... Orta mesafe şutu çok zayıf, pozisyon almayı bilmiyor, timing hataları var, katılıyorum doğru. Ama atletik özelliklerini bence olabildiğince maksimum seviyede şu anki Anadolu Efes için bence mümkün olduğunca verimli kullanmaya çalışıyor diye düşünüyorum. Pekala. Tyreek Jones show up yapabilen bir uzun mu sizce? Hayır. Katılıyorum. Show up'la oynadı Efes bu maça kadar bu arada. O zaman yani ya pivotu yanlış aldın ya stratejin yanlış. İkisinden biri yanlış yani. Burada bir problem var. Mesela bir karşı soru üretebilir miyim? Evet, şu an benim üzerime gelmek istediyorum. Şey, beraber konuşalım yani. Tyreek Jones'un nasıl bir oyuncu olduğunu tartışmak istiyoruz ya. Şeyden değil, karşı fikirde tabii ki de yani sen böyle düşünmüyor olabilirsin. Ama şunu soracağım. Bu işi, bu özellikleri en iyi gösteren, hatta Tyreek Jones'dan daha iyi gösteren bir pivot var ligde. Josh Nebo. Maccabi için Josh Nebo ne kadar kıymetli? Bence gitse Maccabi daha başarılı olur. Böyle düşünüyorum. Ya bu Euroleague kalıbında 30 dakika, 35 dakika bu pivot tarzıyla oynayamazsınız. Bu olmadı. Ona katılıyorum. Ama işte o konuda hemfikiriz. Efes şu an bunu deniyor. 30 dakikalarda deniyor bunu. Hı hı. Elindeki malzeme bu ya, onun üzerinden. Tabii ihtiyaç ya şu an yok şey yok zaten. Yani Zizic de zaten gitti. Zizic de olmuyordu evet. Zaten. O hiç olmuyordu. Madem gidecekti niye beklendi? Onu bilemem ben. Onu konuşmayacağım. Bu arada son gün gönderildiği için kontratı imza atabildi şeye. Virtus'a. Yani kontratından doğru. Euroleague oyuncularının bir başka evet, takımda oynama son günüydü. Son günde imza attı. Evet, haftaya da Bologna ile oynayacak Anadolu Efes. Zizic için kariyer ekolları yükleniyor. Olabilir. 34 verimli puan. Valla Efes taraftarına Allah sabır versin, onu söyleyebilirim. Ama şeyle ilgili fikrimi artık söylemek istiyorum yani. Tamam koç devre arasını da geçmişken bulabileceğiniz koç pek yok. Kabul ediyorum işte Scariola var, Itudis var. Çavi Pascual getiremiyorsunuz. Efes öyle Pitino falan getirme gibi bir hamle yapamaz. Ne bileyim NBA'den Kokoşkov'u falan buldum hı-hı. getiriyorum diyemez. Öyle bir yönetim yok Efes'te. Yani burada GM'in de sorumluluğu var. Mesela GM'le ilgili şeyi söyleyelim. Bir Twitter'da gördüm. Yabancı bir hesap paylaşmış. Musa'nın pozisyonunda galiba ya da Campazzo'nun 20 saniye kalan pozisyonda hakemler 4 saniye yiyip 16'ya indirmiş süreyi. Evet. Kimse bir şey demiyor. Yani Efes'in staffından gören yok. GM bununla ilgili bir açıklama yaptı mı bilmiyoruz. Yok, yani umurunda değil. Yani takım şey gibi geziyor. Yani takımın yönetim zafiyeti var de var. Sahipsiz gibi oynuyor takım. Yani Larkin tek doğru. başına çırpınıyor gibi görünüyor. Bu da olmaz. Yani dolayısıyla tek sorun teknik taktik ya da koçlarla ilgili veya oyuncuların bireysel performanslarıyla ilgili değil. Aynı zamanda yönetim problemi de var Efes'in. Çok da öyle iyi birini bulabileceklerini düşünmüyorum açıkçası. Itudis'in adı falan geçiyor bilmiyorum. Bulamayacaklarsa da Erdem Hoca'yla devam etmek daha onu gece çok düşündüm. Yani sadece. Acaba Erdem Hoca mı devam etse ama yani şu da net yani Erdem Hoca çok yetenekli hoca. Geçen sene Eurocup'ta sezonun koçu oldu. Normal sezonu lider bitirdi. İşte Karşıyaka'ya elendi. Hepsi tamam ama talihsiz bir final. Kendini galiba fazla mı iddialı olacak bu cümle bilmiyorum ama kendinin galiba Euroleague çaylağı olduğunu kabul etmiyor yani. Ben öyle görüyorum vücut dilinden. Ya bu ayıp bir şey değil Erdemcan. Euroleague çaylar şu an. Yanlış mı söylüyorum? Ya bu çaylarlık sezonunu Efes de bu sene başarısız geçse de ve devam etse belki işler değişir. Ama hani bunun bilincinde olmak ya hoca belki bu şekilde kontrat bulamaz yani. Ama bu şekilde bir daha kontrat. Yani Efes dışı kontrat bulması zor. Efes'te bitirirse ve sene Efes'te taze bir başlangıç yaparsa Efes bu şansı vermeye devam ederse Erdem Hoca'ya ki bu bütün bence verebilir ama. Verebilir şu an alternatif yok çünkü. Evet. Seneye mi? Bu seneyi evet, bitirip seneye Erdem Can'a devam etme. Olmaz mı diyorsunuz? Ama olay sadece Erdem Hoca'da da bitmiyor yani. Tuncay Özilhan'ın sinir anına bakarak. İyi de bir kadro yapılanması gerekiyor ya bir noktada. Anadolu Efes'in kadrosu kötü değil. Ama sakat Bayern Münih'in daha mı iyi kadrosu var? Değil. Yetersiz ama biraz. Yetersiz de üst seviyeleri hedefliyorsa eğer o seviyeler için
yeterli değil doğru, bence. Doğru, eksikleri var ama herkesin eksiği var. Yani Bayern Münih çok mu iyi takım? Biraz fazla eksik bence. Değil, yok. Bayern Münih üzerinde konuşmayalım da. Ya yani mesela şeyi değerlendirmek lazım. Yani böyle Zvezda'dan bir çıkış... daha mı kötü takım? Efes. Hocam bizi konuştu. Abi yani şey değil, yani değil. Larkin oynuyor bu takımda değil. Yani herkesin ağzının suları. Hocam işte sadece Larkin'le oynanmaması lazım diyorum ben. Doğru. O yüzden yani ama işte az önce söylediğim noktaya biraz gelmiyor mu? Onu kim yapacak? Yani oyuncuların verimliliğini yükseltecek kişi kim bir takımda? Sayın Yavaşkan. Kim, onun adı ne? Kim diyoruz ortalık ona? Çok kızıştı ben şu an. Dip çizgide gergin anlar. Hocam sakin ol. Ya, şey kabul ediyorum. 7-12 hak edecek bir kadro değil bu. Evet. Evet. Onu, tamam bunu kabul ediyorum. Abi. Bu çok evet. Net yani. 7-12'yi kabul etmiyorum. Efes'in maç kazanmak için daha iyi savunma maçları oynaması gerektiğini söylüyoruz. Efes'in savunma istatistiklerinde ligin en sonuncusu olmasını kabul etmiyorum. Bunlar hocanın eksikleri. Hoca bilmiyorum hani sakatlıkların ve kadro planının etkisi mutlaka var. İşlerin yoluna gitmemesinde çok etkisi var. Evet. Ama ya bunu değiştirmek için çok bir şey, yani Real Madrid maçında hocam söyledi zaten. Evet, Erdem Hoca bunu hazırlanmış gelmiş dedi. Bunun dışında hazırlanmış gelmiş veya rakibini analiz ederek nasıl durdurduğumu Valencia maçında görmedik mesela. Evet. Panathinaikos maçında dediğin gibi gördük ama. Kazanmak zorunda olduğum maçlar ama mesela Valencia maçları. Makabi maçları. Makabi maçları. Baskonya maçları. İçerideki Baskonya maçı. Valencia maçında biraz konuşalım yani. İsterseniz. Valencia maçı çift pivot ve tempo inadı yüzünden gitti. Yani Valencia kısaları dizdi orada. Valencia'nın kısalarının toplamı Larkin kontratı kadar filandır, onu söyleyeyim yani. Öyle çok pahalı oyuncular değil onlar. Chris Jones pahalı biraz ya. 1 milyon alıyordur abi Chris Jones. Daha fazla var. Peki tam Chris Jones, yani. Tamam Chris Jones biraz iyi alıyordur. Onun dışında forvetleri yine forvetlere yenildi Efes. Yine Valencia'nın forvetlerine yenildi yani. İngiliz. Yani bu aynı şey. Maccabi maçında aynısı oldu. Baskonya maçında aynısı oldu. Valencia maçında aynısı oldu. Ya bu çift pivot oyna. İyi ki yani bir Panathinaikos maçında Sulukas savunuldu. 3 maç böyle üst üste oynandı ve buyurun kaybediyorsunuz işte. Yani biz buna bir şey diyemeyecek miyiz? Valencia maçı göz göre göre coaching hatası yüzünden gitti diyemiyor muyum ben? Coaching hatası yüzünden gitti abi. Valencia ve direkt rakibin bir de bir sayı farklı averajı verdi Efes. İçeride 77-73 yenmişti. İkili averaj Valencia'da. Yani eşitlense bile Valencia Efes'in önünde şu an. Maçın sonunda bunun da farkında olunduğunu da düşünmüyorum ben mesela. İşte yani zaten sizin bu... o bilinç kaybedildiğiniz şey bu dönem. Mesela 5 sayıyla değil 3 sayıyla kaybetmeyi deneyebilirdi en azından. Evet. Yok ben Valencia maçı çok kötü kaybedildi yani hakikaten. Benzer şey ya mesela burada görüntüdeki Stefan Jovic benim çok sevdiğim özel oyunculardan biridir ama artık ağır sakatlıklar geçirmiş adam, dizleri patlak yani sadece aklıyla oynuyor adam. Vücut yok sahada. Stefan Jovic size basketbol dersi falan veriyor. Ingles'ın tehlikeli oyuncu olduğunu herhalde Euroleague'i bir kere izleyen bilir değil mi? Valencia'nın tek bir maçını izleyen. Özellikle son hafta. Yani Ingles, bu adam önemli. Bunu bir tutalım, bir şey yapalım yani. Buna bir önlem alalım dersiniz. Hayır, yok yani. Veya Mike Dunham'ın tek görevi eline gelen her topu potaya atmak. Galiba öyle ya. Eline gelen bütün topları potaya atıyor adam ya. Yani tam istekli, hevesli bir çocuk, bir şey demiyorum da yani bu mu yazıldı defterde? Mike Dunham bütün topları potaya at kardeşim. Kara delik gibi çalış filan. Darius Thompson yine aynı şekilde. Sen topa karışma. Larkin oynasın. Larkin sen git, sana verince şut at. Larkin sana verirse şut at. Aman takımı yönlendirmeye çalışma. Yani ben aynı şeyleri filmi baştan sürekli izliyoruz. Efes maçı 90'lara götürüyor, kaybediyor. 90. Valencia ilk kez bu sezon 90 attı. Valencia çok özür dileyerek söyleyeceğim, kazma bir takım. İlk kez 90 attı bu sezon. Bu takım öyle skor bulabilen filan bir takım değil. 18. maç sonunda bir önceki maçtı bu. İlk kez 90'ı geçti Valencia. Ama istatistikler de bunu söylüyor hocam. Efes rakibine 90'a gitme izni veriyorsa rakipler de gider. Gider. Çok düz mantık. Tamam burada işte demek ki senin savunma stratejinde kocaman bir kara delik var demektir yani. Ondan vazgeçince bak Madrid maçı ortaya geldi işte. Vazgeçtin show up'tan. Pick and roll'de şuta zorlamaya çalıştın. Dedin ki biraz basalım. Ya şey yaptı Efes, tempoyu indirdi. Larkin falan özellikle indirdi tempoyu. Mesela şey olsa anlayacağım. Maccabi kontak kapattı görüyorsun. Sağ içinde görüyorsun bunu yani. O Fener kısmında konuşacağız. Zaten konuşacağız yani. Takımın kontağını kapattığını, gitmediğini, sezonun nasıl gittiğini görüyorsun. Efes'te bu da yokken ya o zaman bari kontak kapatalım. En azından taraftar beklentisiyle sağ içi sonuçları çok paralelleştiririz. Yani bu da belki hocayla seneye devam etmeyi sağlar. Evet. En azından öyle bir sezon bitirirsek. Adını koyalım yani. Efes playoff yapamayacak gibi bu şekilde. Evet. Yapamazsa gider.
Bilemem. Tunca onu siz Efes'in kulüp ilişkilerini daha iyi bilirsiniz. Yok, Tunca Özilhan'ın davranış kalıplarını iyi kötü çözdüğümü düşünüyorum. Yani mesaj atar. Öyle söyleyeyim tabii. Sonra kulüp bir teşekkür şeyi yayınlar. Valla bu Efes adına üzücü. Özellikle evet, şu tarihi maçın kazanılmasını çok isterdim. Ben de. Dün gece de bu çok keyif sebeple alarak izledim maçı. Bu şeye benzedi. Efes'in NBA turunda Denver Nuggets'a galiba kaybettiği bir maç var. Bir çok farklı kaybetti. Golden State maçıydı galiba. O da böyle 130'larda 140'larda giden bir maçtı. Onu da çok pis pisine kaybetmişti Oktay Hoca döneminde. Neyse, yapacak bir şey yok. Fener konuşalım biraz ya. Çok uzun konuştuk efendim. 0-2 bu hafta. Ve 0-6 top seri ve 7-12. Faturayı bir ödesin. Son sözüm o. Bu faturayı bir ödesin. Efes. Peki hocam. Fenerbahçe Beko'yu şimdi konuşmaya başlayalım. Maccabi karşısında 109-74'lük bir galibiyet. Kızıl Yıldız'a ise 76-85 mağlup oldu Fenerbahçe Beko. 2-1 ile tamamladı. Evet. Çift maç haftasını. Maccabi maçıyla başlayalım isterseniz. Başlayalım. Güzel bir galibiyetti bence. Yani çok güzel bir çok galibiyet. Bence Fenerbahçe son derece iyi oynadı. Ben çok keyif aldım maçı izlerken. Hatta bu kadar üstlerde bir maç izleyeceğimi de çok düşünmemiştim. Ben de böyle bir dominant Maccabi bir galibiyet beklemiyordum. Ben de beklemiyordum. Genel olarak neler gözlemlediniz bu karşılaşma üzerinde? Şunu söyleyelim. Alba Maccabi maçıydı. Kontak kapatmış falan. Kapattılar bu arada. Galiba Alba Berlin maçıydı. Fenerbahçe'nin kulüp rekoru 107 idi. Onu kırdı Fenerbahçe. Evet. Bir kere de iki kere de egale etmişti galiba. 109 Fenerbahçe'nin Euroleague kulüp rekoru. Onu bir eklemek istiyorum. Diğer husus şey. Wilbekin ve Jan Mader'ın kullanılış biçimi İtudis dönemine göre epey farklı. Bu Sarunas Yasikevicius'un elinin doğrudan değdiği noktalardan biri Fenerbahçe Beko'da. Wilbekin hem daha iyi bitiriyor hem daha iyi dağıtıyor. 3 asist daha fazla yapıyor ilk haftalara göre ortalama. Wilbekin son 5 haftada asist ortalaması yükseldi. Jan Mader çok özel bir performans sergiliyor ki Jan Mader 22 yaşında olduğunu özellikle vurguladı. Yasikevicius dedik yani 22 yaşında Jan Mader'ın bilmediği çok şey var dedi ama 22 yaşındayken ondan daha fazla bilen çok da topçu yoktur dedi. Mader'ı özellikle kullanmak istediği kesin. Bence Fenerbahçe Beko Nigel Hayes oturdu mesela. Uzun süre sonra Nigel Hayes'in oturduğu bir maç izledik. Sarunas Yasikevicius'u burada takdir etmek lazım. Odet Kataş'ın takımına bir basketbol dersi verdi ama özellikle şu fotoğraftaki adımı söylemek lazım. Maçı 8 dakikada Papayannis çözdü. 8 dakikada Papayannis maçı çözdü. Zaten asla geri dönecek halde yoktu Maccabi'nin. Benim Euroleague'de en sevdiğim şeylerden biri de Wade Baldwin'in çabalayıp hiçbir şey yapamamasıdır. Birazcık şişirme bir oyuncu olduğunu düşünürüm ben Baldwin'in. Onu öyle görmek de hoşuma gitti. Onu söyleyeyim. Onun dışında Saras neyi planladıysa her istediğini yaptı. Yani Lorenzo Brown orta mesafe ve soksun abi sorun yok yani. Lorenzo Brown orta mesafe sokmasıyla bizi yenemezler dedi. Josh Nibo az önce Efe'nin söylediği gibi böyle saçma sapan hareketler yaparsa benim uzunlarım onu cezalandıracak. Tamam işte yani beklenen oldu. Bonzi Colson ayakta kalmaya çalıştı ama yok yani. Fenerbahçe rotasyonunun da çok iyi olduğunu söyleyelim. Belki bir süper yıldız eksiği evet var takımın ama Fenerbahçe derin bir rotasyona sahip. Dechampierre olmadan rahat rahat maç kazanıyorsunuz. Maccabi'ye kontak kapattırdı diyelim. Bir de potamızdaki evet, 40 reboundun 29'unu almışız. Evet. Bu da bence çok önemli bir istatistik. Sen ne diyorsun? Şeyi görmek lazım. Yani belki Fenerbahçe'deki koç değişiminin önemli detaylarından biri maç içi okuma sorunu vardı biraz itibarsın. Yani birazcık yılgınlık da vardı herhalde takımla olan. Sıkılmıştı biraz bu durumdan. Ve maç içi performansında düşüş hissediyorduk. Ya mesela Maccabi maçında Papayannis'in maçı çözebileceğini çok erken fark etti Saras. Bravo. Yani bu önemli bir şey. Yani Saras tabii ki Papayannis maçı çözdü ama bu maçın Papayannis gerektirdiğini, içeri vurulan her topun smaçla sonuçlanacağını, Motley olmadığını çok erken fark ki etti. Ki yani çok da süre almamış aslında. 16 dakika sahada kalmış Papayannis. 14 sayı, 6 rebound. Evet. Maçı bitirdi orada. Gerçekten kesinlikle bir rekabete sahne olan bir 8 dakika oynadı ve o 8 dakikada rakibini Papayannis bir en önemli silaha dönüştü bir anda. Maçı çözen adama dönüştü. 8'de 7 2 sayı isabetiyle oynamış. Çok yüzdeliydi. Yani bu şeyden almak lazım. Tabii ki maç konuşuyoruz. 109-74 Fenerbahçe Maccabi maçını değerlendirmek çok da keyifli. İçerideki ilk mağlubiyetle başlıyor aslında bu maçın serüveni biraz da.
Saras'la o maçı kaybetmek, ilk maçı kaybetmek ki o maçın detaylarını birazdan konuşuruz. Bu maça şey enerjisi de getirdi. Yani kazanmak zorundayız. Üst taraftan kopmamak zorundayız. Maçın Litvanya'da olması. Onu da söylemek lazım. Evet, çok gereksiz bir kararla Litvanya'ya alınması. Yani o zaman böyle kararlar veriliyorsa hocamla onu konuşuyorduk. Yani Rus takımları niye kovuldu ligden? Onlarla da ben İtalya'da oynardık yani. Yani evet, ne o gider. Ya da Sırbistan'da oynarsın. Sırbistan, onlar da artık Sırbistan takımı gibi davranırlardı yani. Vesaire vesaire. Yani Maccabi üzerinde niye bir imtiyaz tanınıyor anlamış değiliz. O yüzden de Litvanya'da iç saha maçını oynamak çok gereksiz. Ama burada 75 ya Kızılız maçı kaybedildikten sonra gelip işte o maçta çok belki bir şeyler gösteremeyen oyuncularla maçı çözmek, ardından tüm oyuncularınızı da bir şekilde sahneye koymak. İşte Wilbekin asist ortalamasından bahsediyoruz ama maç bir anda şeye döndü. Wilbekin şut kaldırdı. 3 kişi şuta el gösteriyor. Wilbekin içeri bırakıyor. Sartaş smaçlıyor. Wilbekin şeyden dönüyor. İşte kendine gelen sıklığının üstünden topu vurup dönüyor. Şut gösteriyor. İçeri bırakıyor. Modli smaçlıyor. Ya maç böyle bir yere döndü. Ya Wilbekin de sıkıntı arttı o yüzden ama Wilbekin'in çok iyi bir çıkış yaptığını da söylemek lazım. Bunları vermeye de bilir. İşte Dorsey vermiyor mesela. Dorsey atmaya devam ediyor. Dorsey yok. Yani Wilbekin başka pozisyonları aslında aynı olmasına rağmen hani birinin en azından pas vizyonu daha geniş. Wilbekin hiç atmak istemedi mesela 3. çeyrekten sonra. Bence Kızıldız maçında Jonathan Motley'nin Fenerbahçe'deki en kötü maçlarından birini oynaması, Bolonboy'un yıldızlaşması da etkili oldu. Kesinlikle katılıyorum işte. En iyi, ya bu arada o departman çok kötüydü yani. Sertaş da, Papayanis de, Motley de Kızıldız maçında hiçbir şey kullanamadılar. O yüzden Bolonboy bu ligin kariyer rekorunu kırdı vallahi. Ya ortalama uzunlarından biridir ama asla tehdidini şey yapamazsınız. Görmezden gelemezsiniz. Biraz görmezden geldik o maçta ve işte son çeyrek Nedovic'le sahada kalarak biraz can yaktılar. Ya şu Giedraitis'i bir Türkiye'ye getiremedik ya. Ben istemiyorum. Hiçbir şey beğendiremiyoruz. Beğenmiyorum ben. Neyi beğeniyorsun? Ya bu sele. Ya bu seleyi beğeniyor. FM'de şey scout olsan Messi önerirsin değil mi? Hayır. Kimi öneririm? Ayvalık Gücü Belediye Sporu seçmişizdir. Adam arıyoruz. Messi, Mbappe'yi al. Allah'ım ya. Oğlum, yok mi? Ya Giedraitis. İyi topçu abi. Rotasyonunda ben beğenirim Giedraitis. Bilmiyorum. Daha şey bana ilgi çekici gelen oyuncu tipi değil ya Giedraitis. Neyse özellikle çok istikrarsız olduğunu düşünüyorum. İstikrarsız yani. Çok doğru. Ya. Ama bence doğru ellerde iyi iş yapabilir ya. Ve şu an doğru ellerde sayılır. Ya yani doğru topraklarda doğru en azından. Ki orada iyi maçları oynuyor ama şimdi de mesela papatya falı gibi ya. İki maç kötü, bir maç iyi. Kızıldız maçıyla ilgili şeyi de söyleyeyim Fenerbahçe'nin. Yani biraz yol kazası olarak da görülebilir. İtudis dönemine benzer bir mağlubiyet oldu bu arada. Fenerbahçe skoru buldu yine kaybetti. Yani İtudis döneminde öyle 4 maç var. 10-15'e gidip Fenerbahçe'nin maçı verdiği 4 maç var. Ona benzer bir maç oldu ama ya şunu da görmek gerekiyor. Hiçbir takım her zaman %100'ünde oynayamaz. Çok uzun bir lig bu. Bir yerde de yenilecek. Yani normal sezonda iç sahada tamamen maç kazanmak, yani namağlup kapatmak iç sahada maçları çok kolay bir şey değil. En azından direkt şeye yenilmedi. Mesela Pau'ya falan yenilmedi. Direkt kendi rakibine yenilmedi. Daha aşağıda olan. Şey alışkanlığı da kötü oldu. Çok iyi çıkmış Efes maçından bir Nick Galates. Bence böyle güzel bir örnek de yaşadık. Nick Galates çok iyi bir maçtan çıktı. Çok yüzdeli şut attı. Çok önemli skor şut üretti. Şut yüzdesi bayağı artışa geçti Galates. Geçmedi de yani bence. daha çok tam onu anlatacaktım. Bence anlatacaktım. Ama daha çok sokmaya başladı. Öyle ama şimdi Efes maçında 4 üçlük attıran, ya işte pardon 26 sayılara ulaştıran Galates maçı kazandırırken Kızıldız maçına tam bu beklentiyle çıkıyorsunuz. Galates top kullanacak diyorsunuz. Çok kötü bir hücum performansı. Biraz top dağıtmaya çalışalım hadi maçı çöz dediğiniz anda kalite sokamıyor. Olmuyor yani. Sokamıyor evet doğru. Ama kritik bugün soktuğu şutlar yine oldu son dönemde. Yani Efes maçı. Bilmiyorum ben Maccabi maçında tabii ki herkesin. Siz Şeytanın Avukatı filmini izleyip mi geldiniz bugün? Böyle bir... Arkadaşlar ya bilmiyorum ya ben çok şeyim bugün ya. Çok ofansif bir program geçiriyoruz bugün. Evet Efe devam. Bilmiyorum edelim. Ya bu maçın kaybedilmesinin sebeplerinden biri de Nick Galates güveni oldu bence. Olabilir. Biraz açık konuşuyor. Olabilir ama yani Motley o kadar kötü olmaya hak yok ya. Bilmiyorum ben Motley herhalde. Bir bence Sertac'ı da biraz konuşalım bu arada. Sertac Şanlı'nın performansını. Maccabi maçında sırf oyuna ısınsınlar diye
Her top Sertaç'la Maccabi maçı da fena başlamadı aslında çeyrek. Sertaç. Bence ya, son dönemdeki performanslarına kıyasla. Kimle oynadınız da önemli. Ne oldu? Kimle oynadı? Yani şey mi? Katılıyorum. Biraz ittiler Sertaç ama öyle ısınır. Başka türlü olmaz ki yok, zaten. Yok zaten bütün topları oynasın diye atıyoruz. Maccabi maçı ben asla değerlendirmeye almıyorum ya ilk yarıdan sonra. Özür dilerim ve asla değerlendirmeye almıyorum. Fenerbahçe adına Kızıldız maçı iyi incelenmeli. Fenerbahçe'yi başarıya götürecek nokta Kızıldız maçının neden kaybedildiğini görmek. Motley yani. İlk 5 rolünü kaybettiğinde bench'ten gelmeyi kabul edebilecek bir karaktere sahip değil. Onu gördük. Yani Motley bu takımda blok 25-30 dakika oynamıyorsa ben yokum diyor. Bu böyle bir garip yani. Bayağı geometrik olarak düştü performansı. Bench'ten gelmeye başladı. Ona alıştığı için şimdi bir anda kendini kenarda bulmaya başladı. Sertac'ı ilk 5'te daha çok görmeye başladık. O yüzden belki biraz zaten hani onun psikolojik zayıflılığını konuşuyoruz yani ya. Yani o yüzden öyle bir direkt etkileniyor yani. Belki de. Sertac ama bence toparlayacak. Umarım. Bence de. Bence Sertac toparlayacak ve Papayannis de Sertac uzun vadede Fenerbahçe Beko'nun asıl oyuncuları olacak gibi görünüyor Yasikevicius'un sisteminde ama dediğim gibi en önemli dokunuş Madar ve Wilbekin. Bu iki oyuncunun performanslarındaki gelişim tesadüfi değil. Bir de Guduric de daha az oynuyor. İkiniz bence biraz evet, zamanına zaten göre. Zaten şey Guduric'deki form düşüklüğünü de üstüne eklersek bunu tercih etmiyor. Israr etmiyor ama işte Guduric üzerinde. Itudis yani. Zamanında mesela Guduric üzerinde bir ısrar bence görüyorduk. Var, var. Yasikevicius için aynı şeyi söylememiz şu an pek mümkün görünmüyor. Şu Maccabi maçında 109-60 Fenerbahçe'de iki top kullandı ya Marco Guduric. Bir üçlük attı, iki top kullandı toplamda. Ya normal verim mi? Normal değil yani. Evet. Sizce böyle mi olacak yani ileriki dönemde Guduric üçüncü tercih mi olacak? Bence olabilir. çünkü çok bıçak üstü bir oyuncu Guduric. Olabilir. Ve bunu yıllardır bir türlü kıramadı. Doğru yani, ya çok iyi ya çok kötü oynuyor. Evet. Hatta maç içinde bile dalgalanıyor. Bir devre çok iyi. İlk yarı 0 atıyor, ikinci yarı 15 atıyor falan. Böyle maçları da var. Ama bence Guduric'i kadroda tutmak ister Yasikevicius. Bence asıl Dorzi'den bir şekilde maç sonu açıklamasında da benzer bir şey söyledi. Evet, yani transfer yapamıyoruz şu an dedi. Zaten. Dorzi'den bence çıkmak isteyecek. Onun kontratıyla artık kendi profiline uygun bir guard ya da bir şey almaya Neto'yu bakacak. Neto'yu unutmayalım. Yani Neto da var tabii ki. Ama yani uzun vadede Yasikevicius'un çalışmak isteyeceği oyunculardan biri olduğunu düşünüyorum Gudur için. Tabii belli olmaz. Çok kötü bir sezon geçirebilir ama yine de bu sonuçta şunu söyleyelim. Bench'ten getirip 6. adam gibi forvetten oyun kurdurursanız hala bu işi yapabilecek. Bir Ponitka var, bir Guduric var EuroLeague'de. Başka de. Da yok işte. Dolayısıyla evet, kadro belki asıl görevi vermezsiniz ama kadroda sen abi bench'ten gel, bench'in lideri ol. Oyun sıkıştığında Kruno Simon gibi forvetten oyun kur derseniz daha dar bir görev tanımı içerisinde başarılı olabilir. Bu adam sonuçta mil takımda da oynuyor ya, onu söyleyeyim. Sırbistan mil takımda elinde top getiremiyor. Simon performansı bekleyemeyiz bence. Şu an değil ama yani yaş aldıkça değişebilir. Keşke Simon olsa değil mi? Yani Simon olma sonra potansiyeli var bu arada. Marco Guduric. Simon Guduric'in yani. Guduric'in kariyeri Simon'un kariyerinden büyük. EuroLeague için söylüyorum yani. Total kariyer söylemiyorum. EuroLeague'de Simon'un rolünü onun gibi oynayabilir. Görev oyuncusu. O yani. Evet. Ne yapacağı çok belli. Savunmada çok iyi işler yapan, iyi riband çeken, çok doğru top dağıtan ve ceza şutunu atabilen önce dönüşürse bu da az topa dokunmayı gerektirir. Ama işte bu Guduric için çok zor. Yani Guduric görev i̇şte oyuncusu olmayı bir türlü tam yapamıyor. Ama bu görev şey yapamıyor. Yani çok da onun istemeyeceği bir şey değil. Yine oyun kurmak zorunda kalacak bu görevde. Ama topla oynamayı çok seviyor işte. Öyle bir sıkıntı var. Belli bir miktar oynayacak ki. Yani. Ve en azından forvetten oyun kursa mesela. Yani forvetten bir pick and roll oynasa. Bu uzunlar çok müsait yani Papayannis'inde, Sertaç'ında. Evet. Hatta Motley oynarken bile tepeden forvet pick and roll oynayabilen bir forvet, şey, iki numara oyuncunuz çok kıymetli benim olabilir. Benim sevdiğim Joe Ingles. Joe Ingles modeli. Joe Ingles'ı ben çok severim. Mesela Joe Ingles muhasebeci gibi oynarsa. Modeli yani. Evet, o zaman çok matematik verimli. Öğretmeni. Utah Jazz'da Joe Ingles ne oynadıysa Guduric de Fenerbahçe'de aynı performansı sergileyebilir. O zaman işte işler değişir ama yine de yani yazık ki tamam bir mağlubiyet alındı İstanbul'da sorun yok. İlk mağlubiyetini aldı Fenerbahçe iç sahada. Maccabi'ye mesaj galibiyeti, Maccabi maçını mesaj vererek kazanmak, yukarıyla kopmamak, yukarıyla eşitlenmek 11 oldu Fenerbahçe. Tamam yani 4. sıradaki Pau da 11 galibiyette. Yani Fenerbahçe sezon sonuna kadar iç saha avantajını alabilmek için mücadele etmeye devam edecek. Bu tamam.
Fenerbahçe taraftarını bunu söylesek sezon başı herhalde kabul ederdi yani. 19. haftada 5. sırada olacaksınız ve 4. ile averaj farkı olacak deseler. Tamam da bir de ben Fenerli taraftarların kabul edeceğini düşünüyorum Fenerbahçe taraftarları. Bence yok sorun ya. Yok. İtudis döneminin o 0-4'ünü geçip şu noktada olmak EuroLeague için değerli. Bence de kesinlikle çok değerli. Sarasını istiyorsan açıklamayı. Aynen ona gelecektim şimdi zaten. Şarunas Yasikevicius'un Maccabi maçı sonrası yaptığı açıklamalar şimdi ekranlarımızda. Çok mutluyum. Oyuncuların bütün maç boyunca sağlam bir performans gösterdi. Yapılması gereken her şeyi yaptılar ve bizim için özellikle Kızıl Yıldız mağlubiyetinden sonra önemli bir galibiyet oldu. Olası bir transfer içinde dedi ki Yasikevicius, şu anda ancak EuroLeague dışında bir oyuncuyu kadroya eklenebiliyor. Şu anda bir hamle yapmak çok zor olacak. Bazı konuşmalar oldu, fikirler paylaşıldı. Fakat Avrupa basketbolunda her zaman olduğu gibi kimse değişime alışık değil. Herkes bu transfer döneminde bir şeyler olacağını söylüyor ve genelde hiçbir şey olmuyor demiş Yasikevicius. Müthiş açıklama ya. Adam biliyor Avrupa'yı. Evet. Biliyor. Bu arada bu satır arasında şu demek. Ben menajer ilişkilerini de biliyorum kardeşim demek. Evet. Yani mesaj da veriyor. Mesaj veriyor yani. Menajer. Bana oyuncular geliyor. Evet. Geliyor ama ben onları yemem diyor. Ne oynamış bu oyuncu? Kim bu filan diye böyle. Ne diyorsunuz siz filan diye. Çok doğru bir açıklama ya. Yani bu transfer dönemi gerçekten. Eğer hani bu 3 gün önce işte en son transferi yapan işte Jalen Smith'leri falan aldı Partizan. O dönemde bir oyuncu çekmediyseniz, sonrasına kaldıysanız genelde elinizde patlıyor. Çok az örneği var hani. Ya kim Kawhi Leonard'ı mı getireceğiz abi Allah aşkına yani. NBA'den filan bulman lazım. Yok ki öyle biri. İşte Neto keşke dönebilse. Keşke Neto yani. Dönebilse her şey değişir. Ama ben yani Yasikevicius'un beklediğimin üzerinde olduğunu ve oyunculara doğrudan müdahale ettiğini söyleyebilirim. Çünkü bu sadece şey değil. Herhangi bir koç değişikliğinin takımda yarattığı olumlu etkiden bahsetmiyoruz. Doğrudan Sarunas Yasikevicius'un etkisi diyebiliriz ki ben gelmesin demiştim hatırlarsınız. Yani evet. Çağdışı tam basket... onu söyleyecektim. Siz çok asla istemiyordunuz. Yok ben söylediğim şeyleri söylememiş gibi yapmam. Çağdışı basketbol oynatıyor. Fenerbahçe'ye daha modern bir koç gerekiyor demiştim. Şimdilik yanlışlandığımı kabul etmem gerekiyor. Doğru fikirde değildik o zaman ama sizinki de doğru bir önermeydi Fenerbahçe alırken. Ben de sadece bu uyumun daha kolay olacağını, Saras'ın kendini değiştirebilecek yaşta olduğunu düşünüyordum. Orası öyle yani, hala genç 15 yıl sonra Fenerbahçe'ye gelseydi değiştirmezdi. Doğru. Ama şu an Saras da öğrenmeye, yeniden EuroLeague'e dahil olmaya, o üstündeki kötü imajı kaldırmak isteyecektir diye düşündüğüm için böyle düşünüyordum ki ona paralel oldu. Yani onun da Fenerbahçe'ye uyum sağladığını söyleyebiliriz. Yani ya da oynattığı oyunun çok da çağ dışı olduğunu görmüyoruz. Yok şu an öyle bir şey yok. Şu an öyle bir oyun yok. Ya playoff geldiğinde bakacaksın. Orada ki, biraz bakacağız. Saras ne yapıyor? Yani o da önemli bir kriter olacak. Fenerbahçe playoff'a rahat rahat kalacak bence. Bence de. İlk 6'da bitirecek. İlk 6'da bitireceğini düşünüyorum. Yani play-in oynamadan. Oynamayacak. Zaten bu sezonun en kilit noktası ilk 4'te değil misin? 5-6'da bitir. Yani özellikle bence şey başarı bu sene. 5-6 iyi bir kriter. Psikolojik üstünlük de olacak. Evet evet. 3 ve 4'e karşı. 3 ve 4. oldunuz ama 5-6 ile aynı haklara sadece ev sahibi olarak farklısınız. Ki 3-4'te bitirecek takımlar işte Bologna olabilir. Böyle bir eşleşme falan Barcelona, olabilir. Barcelona, Monaco. Monakolar, Bologna'lar olabilir. Ya Barcelona'dan kaçıldığı sürece sorun yok ya. Bence de. Ben Barcelona'nın 2 bitireceğini düşünüyorum. Bana da öyle geliyor. Barcelona 2 bitirecek. Monaco'yu veya Bologna öyle olursa alttan gelenler eleyebilir. Mesela PAO eleyebilir. Panathinaikos, Fenerbahçe bunun Fenerbahçe için büyük adaylar. Yani. Ya da PAO Monaco'nun önünde bitirebilir duruma göre. Önünde zaten şu an mesela şeyin. Hani, siz peki Fenerbahçe'nin Amerika'nın bir hamle yapsa nereye yapacağını düşünüyorsunuz? Şu an mı? Hı-hı. Ya diyelim ya. Ki Saras'ın konuşmalarından şeyi anlıyoruz. Burada çok iyi oyuncular gelmiyor. Guard bakar. Ama yani. Guard bakar. Ve bir numara alır. Bir numara bakar bence. Yani burada çünkü... da sanki Madara biraz eğitim veriyor. Alıp Madara biraz eğitmeye başladı yani. Tedrisatından geçiriyor yan Madara ama biraz daha hazır bir oyuncu istiyor olabilir playofflar için yani. Oraları oynamayı bilen, baskıyı kaldırabilecek yani sadece oyunun tek yönünde değil, iki yönünde de üst düzey performans sergileyebilecek bir oyuncu bakar ama dediği gibi çok kolay değil. Buralarda oyuncu bulmak epey zor. Nikos Zizis yok yani. O bir kere oluyor. Öyle bir oyuncuyu çekmek. Ama yine de bence... Türkiye Ligi'nden falan. Oturu gibi bir guard. Oturu'nun yani guard versiyonu. Oturu'nun guard versiyonu. Oturu'nun guard versiyonu Avrupa'da yok. Çok yok şu an yani. Ya öyle bir etki hemen, yapabilecek yani. Hemen böyle gelir gelmez yaratacak. Çok kolay bir şey değil Avrupa'da
zaten genel bir guard krizi yaşanıyor. Tebrik edelim Fenerbahçe'yi bu arada. Evet, yani, evet tebrik ediyoruz haftaya Fenerbahçe. Bakalım hemen Fenerbahçe'nin şeyine. Onu ben not almıştım. Yani Zvezda mağlubiyeti olabilir. Çok çok büyük bir problem olarak görmüyorum Kızıldız maçını. Skor da öne geçilmiş olsa bile. Makavi maçının kazanılması Kızıldız maçının kaybedilmesinden çok daha anlamlı. Haftaya Obradovic geliyor Hataş'a. Evet, haftaya Obradovic geliyor. Onlar da maç kaybettiler 10'a 9. Mesela Partizan'la farkı 2'ye çıkarma maçı şans. Olabilir. Direkt rakiplerinden biri. Çok önemli bir maç Fenerbahçe adına. Ki içeride Kızıldız maçı kaybedilmişken bir Sırp takımına daha yenilmek istemezsin. Evet. Zannetmiyorum ki yenilmek evet. isteyeceğini. Panorama kısmına orada geçelim yavaş yavaş. Zaten ucundan da ufak bir giriş yapmış gibi olduk. Biraz dokunmuş olduk. Belgrad derbisinde kazanan Kızıldız oldu. Bayağı rahat kazandı. Evet. Zaten. Kaybetmiş bir Partizan. Ya haftaya gelecek Fenerbahçe Beko'nun karşısına. Ben kimi ölsem şey oluyor ya. Obradovic'i övdük adam point kartsız maç oynuyor şey sezon çıkarıyor dedi. Hocam gitti. Nazar mı değdi? Nazar değdi diyorum galiba. Ya çok şunu söyleyeyim. Yani, şunu söyleyeyim. Çok garip şunu yani. Söyleyeyim. Miloš Teodosić arkadaşlar beğenin beğenmeyin çok büyük bir Kızılyıldız taraftarı. Sadece takımın oyuncusu değil. O adam takımın taraftarı. Ve Obradovic'i hiç sevmiyor. Obradovic maçlarına da özel hazırlanıyor. Obradovic takımlarına hiç gelmiyor. Bunu daha önce gördük. Adı bile geçmedi. Herhangi bir Obradovic takımına gelmez. Ivković takımlarına gitmeyi tercih ederdi mesela. Sırbistan'da bile oynamaz. Sırbistan'da bile Obradovic... Ha mil takım. Mil takım ayrı. Mil takımda oynar. Bu adam gerçekten Kızılyıldız'ın çok uzun süre oynamasa bile Kızılyıldız'da bayrak adamlarından biri ve bu maçı ben oynayacağım demiş. Orada bu sadece ikinci derbisiydi yani şey Euroleague anlamında. Euroleague'de çıktı ikinci derbiydi. İlkini kaybetmişti Partizan'a. Bu maçı çok özel oynadılar yani. Hani Kızılyıldız Fenerbahçe maçından yakaladığı moralle ki çok dip gelmişti Ataşehir'e. Fenerbahçe adına çok kolay kazanılması gereken bir maçtı. Kaybedildiği bir andan itibaren hem Fenerbahçe'yi deplasmanda hem de içeride ezeli rakibini yani belki de en önemli derbilerden bir tanesini Avrupa'daki ilk yarısını domine ederek ikinci yarıda da bu arada Partizan yaklaştı. Özellikle işte uzunlarının etkili olduğu o işte Mitrovic'in Ataşehir'de olma işi genel anlamda Kızıl'ın eksikleriyle sahada oluşu. Bu maçta birazcık boyalı alanda ben dedim ki Partizan ezecek gibi duruyor. İlk yarı hiç izin vermediler. İkinci yarı biraz yaklaştırdılar. Ama orada da Teodosic ve bence Nedovic'in oyun kontrolü çok üst düzeyde. Bir tane video var Teodosic'in attığı bir üçlük var görmüşsünüzdür. Gördük. Orada şey var ya öyle bir derbi ki yani Kızılyıldız taraftarları Obradovic kızgın suratını kaldırıp yani bütün sayılardan sonra. Çok acayip bir atmosfer. Ya, atmosferde oynamak çok isterdim yani. Oynamak, izlemek, havlu sallamak işte herhangi bir yerinde olmanın çok eğlenceli olduğu bir rekabet. Bir salon, iki salon üzerinde de bir salon atmosferi tebrik etmek lazım. Kızılyıldız 0-2 çıkmak, 2-0 çıkmak çok kolay olmayan bir yerdi burası. Onlar da bir adım attılar ama sezon özellikle onlar için de Napier'in tutmaması. Onların kadro biraz yetersiz. Kadrolarının dar kalması. Güç işte, yetmiyor. Ya şöyle kullanıyor mesela. Nedovic ilk yarı oturtuyor, ikinci yarı oynatıyor full. İşte Ataşehir de öyle yaptı. Ya da Teodosic ilk yarı oturuyor, ikinci yarı. Yani biraz... Part'tan çalışıyorlar. Teodosic'i sanki ikinci yarı daha fazla izliyoruz ama bence genel Fenerbahçe olarak. Maçında öyle yapmadı değil mesela. Ya Teo 36 yaşında mecbur oturacak abi bu adam. Evet. Bir de sigara da içiyor. Yani. O da sigarayı azıcık azaltsa. Sigarayı azaltırsa işte işebilir. Topic'i yetiştirmeye çalışıyorlar onlar da. O da sakatlandı. İşte Teodosic Topic'i yetiştirmeye çalışıyor. Özellikle Fenerbahçe maçında gördük işte nasıl her pozisyonu anlatıyor şey yapıyor. Onun da sakatlığı var ama... öyle yetiştirecekler ki Sırbistan'da anca öyle yetiştirecekler dediğiniz şey yılda 2-3 tane üretiliyor. O yüzden çok çabuk bulabilirler oraya. O nüfusa rağmen diyorsun. Evet. Bizde hiç yok. Yılda 2 tane kart üretiyor ya Sırbistan. Öyle. Öyle öyle. Seri üretim var. Yani öyle. Belirli bir seviyede kartları oluyor her zaman. Süper yıldız olmasa bile. Ya en kötü Stavin Jovic gibi oluyor işte. Evet yani oluyor bir şekilde. Basketbol fundamental'ı bilen gardı var. Nefret ederim Markovic mesela. Yani. Nefret ederim ama... Sen Markovic'e kurban ol. Yani. Alır oynatırım işte. Yani, ha, yani onu diyorum var. İşte yani. Var mı elinde Markovic gibi gardın? Yok. Şu an 40 yaşında. Bıraktı galiba ya da devam ediyor bıraktı bilmiyorum. Galiba, bıraktı galiba. Yani, emin değilim. Hala oynar. Getir Türkiye'ye gidin oynar Markovic. Oynarım. İşte onu demeye çalışıyorum. Bilmiyorum. Güzel maçtı bu arada. Beşiktaş'a geldi Simonovic'in mesela. Yani sürekli... Şey de var yani zeki oyuncu da çok üretiyorlar. Avrupa'nın her yerinde oynayabilen oyuncu çok üretebiliyorlar. Doğru.
O yüzden Sırbistan rekabeti ve derbisi de izlemesi çok eğlenceliydi. Tebrik ederim Kızılyıldız'ı. Evet, Panathinaikos'tan da birazcık bahsedelim isterseniz. 6 maçta 5. 6'da 5. Ya Baskonya maçını çok kötü kaybettiler. Evet, onu diyecektim ya. 2'de 2 gelebilirlerdi buraya. Yani McIntyre yine attı ama Valencia maçında çok acayip kazandılar. Kesinlikle katılıyorum. Ya Baskonya maçından ele alalım. Cody Miller McIntyre'ın buzzer'ı bu sezon ilk kez değil. İkinci kez yapıyor bunu. Hatta 3 mu oldu emin değilim. 2 veya 3 oldu. Kimdi aklaç? Onu bak aklıma gelmişken sorayım bu buzzer'lar bağlamında. Iffe mi McIntyre mı? Hmm. Iffe'nin de var böyle şutları çünkü. Var ama bu sezon üzerinde. Bu sezon diyorum. Iffe de böyle 3 tane falan şut soktu. O topu Iffe'ye veririm çünkü range arttıkça verimliliği düşen bir oyuncu. Yani uzaklıkta şutun uzaklığı artınca Cody Miller McIntyre'ın şutu çok bozuluyor. Katılıyorum. Iffe'yi belki tercih edebilirsin ama bu sezonda orta mesafe yani üçlükle faul çizgisi arasından özellikle hareketli şutları kaldırdığında çok yüzdeli oynamaya başladı son toplarda. Hı hı. Korkutuyor beni bu durum. Cody Miller McIntyre hep övüyoruz. Bu arada çok iyi bir Barcelona maçı oynadılar dün onlar da. Ona rağmen yan Veseli uçalım Veseli yani. Şeyi ekleyeyim Panathinaikos'la ilgili. Ergin Hoca transfer yapmayacağız dedi. Ve ya hedefliyor. Final Four'u hedefliyor. Bu adam, fotoğraftaki adam, Vildoza basketbol oynama kararını devam ettirirse, yani kafası parkede olursa... Nasıl fark ettiriyor ya? Mümkün. Yok ben barlara gideceğim. Ankara'da pavyona gideceğim derse işler değişir. Sulukas sakatken maç kazanabiliyorsunuz. Vildoza varsa elinizde. Vildoza çok özel bir ya buna yani. Şey yapsınlar bence. Vildoza Ergin Ataman, Fatih Terim, Vildoza beraber 2-3 gün geçirsinler. Yani Vildoza iyi Atın gününde adam. İyi gününde size bir Campazzo ne bileyim işte Mitsic'in %80'i falan verebilecek bir oyuncu ama kötü gününde hakikaten hiç çekilmiyor. Hiç çekilmiyor. Nedovic'in de kötüsü oluyor. Evet. Bu adama bakar. Gerçekten evet, çünkü Lesor zaten oynuyor. İşte Mitoğlu'nun katkısı belli filan yani takımda çok iyi bir Jerian Grant var. Savunmada mı inanılmaz oynuyor. Hücumda da oynuyor yani. Bu Panathinaikos'un geleceğini Vildoza. Abi Grant'i nasıl Efes kaçırdı ya? Onu konuşacaktım yani. Erdem Hoca yanlış oyuncuyu getirdi. Ya Jalen Grant'ı nasıl Efes alamadı? Yanlışı yani. Getirdi yanlış. Oradan Tyreek Thompson'un Jones yerine. Değil. Evet. Ay bırakın Thompson'ın yerine yok, Grant Thompson olsa. Yok Thompson da gelecek. Grant, ikisi de gelecek. İkisi de gelecek. İkisi de, ben hep diyorum iyi bir Euroleague takımının 3 tane point guard çok olur. Güzel olurmuş yani. Grant'ı nasıl kaçırırsın? Ergin Hoca anında aldı yani. Geçen sene çok önemli işler yaptı. Yani kaçmaz bir oyuncuydu ama maalesef. Hocamın dediği gibi iyi günündeki Vildoza özeti çok güzeldi. Kötü günündeki Vildoza özeti çok güzeldi. Kötü gününde birkaç aydır topa dokunmayan Sinan Güler gibi. Gerçekten yani. Sinan Güler de şutu bozulurdu ya. Şey istikrarsız oynadığında yani. Öyle bir durum. Ama dediğiniz gibi Nedovic'in de kötüsü. Evet. Ne olur Panathinaikos'u yapar mı? Final Four çok kolay değil. Yeni kurulan takımların Final Four yapması çok kolay olmuyor. Bir Efes 2019 var hatırladığım. Ama yani oradan bir Monaco-Bologna eşleşmesinde geçebilecek güçte bir takım Panathinaikos. Öyle oldu yani. Onu gözüne kestirmiş olabilir herhalde. Kesinlikle. Sever öyle şeyleri. Ya bu arada henüz erken konuşuyoruz. Bologna falan düşebilir oradan. Tabii düşebilir. Bologna çok iyi oynuyor. Katılıyorum. Yani Pau ev sahibi avantajıyla oynayacaklar şimdi. Bitirebilir. Pau ev sahibi avantajıyla bitirebilir. Onu diyorum hani doğruda kafasını atan bence inşallah Fenerbahçe olur. Şu an öyle 4 değil mi Pau? Pau 4 diye hatırlıyorum. İnşallah Fenerbahçe olur. İnşallah. Ama doğruda kafasını atan çok kafası rahat edecek. Yani 5'ten geleni yani güç dengi olan bir eşleşmede ev sahibi avantajı çok fark ettiriyor. O yüzden umarım 4 bitirir Fenerbahçe. Panathinaikos tamamen 3 ve 4'ü kovalıyor bence şu an. Ben katılıyorum. Böyle diyeceklerim bu kadar. Evet, ayrılık çanları da çaldı biliyorsunuz. Pozeko'yla. Ya onlar. Ya arkadaş, ya. Kardeşim ayrıldım. Yani. Tony ayıp Parker. Bu Tony Parker adam mısın? Yani, ya 2 sene, 3 sene mi? Kaç sene çalıştı TJ Parker? 2 sene mi çalıştı? 3 sene çalıştı. Ya 3 sene çalıştı TJ Parker ne yaptı? Bir tane başarısı var mı? Pozzeko'yu getirdin, 2 ay dayanamadın ya adama. Yani neyi daha iyi yapacak? Çok merak ediyorum. Ya Pozzeko buradan şapkadan tavşan mı çıkarmasını bekliyordun? Neyi daha iyi yapabilirdi? TJ Parker, adam var ya tam hemşericilik yapıyor ya. Tony Parker büyük hemşerici. Spurs'da sana böyle öğretmediler kardeşim. Spurs'da böyle bir şey yok. Liyakat vardı, iyi olan oynardı. Ama asfer maç kazandı hocam. Nasıl yani? Hoca yani. Etkisini mi diyorsun? Hoca gitti işte. Follar mollar top oynuyor diyor. Bu arada hiç zannetmiyorum ya. Pozeko'nun biraz hakkını yiyorlar ama bence biraz şey
şey bir karakter ya. Maç kaybederse üst üste pozisyonun da ruh hali çok çabuk değişiyor. Evet. Yani bence içeride şöyle bir şey olmuş olabilir. Ben bırakıyorum bu işi yapamıyorum diye delirmiş olabilir ya. Sanmıyorum. Çok sanmıyorum. Ben sanıyorum sanmıyorum. Böyle bir karakter hocam. Yani maç kazanmaya çok odaklı. Ben onu Türkiye'de izlemek istiyorum bir takımda. Ya taraftarla inanılmaz etkileşimli olur Pozzecon'un. Özellikle taraftarı olan kulüplerimizde evet. İşte Galatasaray, Beşiktaş gibi bir yerde çalışırsa enteresan olabilir derbi atmosferleri falan. Ki Olimpiyeviç'in ne kadar evet. Yükseldiğini görüyorsunuz. Pozzecon'da herhalde olaysız maç bitiremeyiz yani. Forza maçında gömleğini falan çıkarmıştı ya aynısını yapar. Herhangi bir düşünsenize bir İstanbul derbisinde falan. Düşünemedim şu an. Yani, bilmiyorum bence adamın hakkı yendi. Showman diyenler var. Bazı arkadaşlarımız showman diyor Pozzecon için. Kabul biraz edebilirsiniz öyle. Ama biraz yani öyle. Abi yani. Ama yani bunu seviyor adam. Keyif alırken bunu yapmayı seviyor. Ne diyebilirsin? Rol ki? Yapmıyor. Gerçekten öyle. İtalyan, Akdenizli işte. Gerçekten İçi öyle. Dışı bir gibi. Böyle adam yani. Manyak yani. Ama ya haksızlık yapıldığını düşünüyor. Onun da fazlasız evet, zarar. Hani Gibi'nin bir bölümü vardı. İçi dışı bir iki insan. Azı karar, yani çoğu zarar. İçi dışı bir olmanın da dozu var arkadaşlar. Onu çok abartmamak doğru, lazım. Pozzecon abartanlardan. Doğru. Yine evet. De bence devam edebilirdi. Bence de edebilirdi. Bence edebilirdi. Okobo da süresiz olarak kadro dışı bırakıldı. Evet. Takım arkadaşlarıyla yaşadığı... Oli maçında. Evet, Olympiakos maçında münakaşa sonrası kulübe kulüp içerisinde uygunsuz nasıl disiplin dışı davranışlar. Samet Aybaba bak seyretmiş. Nasıl derlenmiş çocuk? Yani bilmiyorum. Ben orada Monaco'nun sıralamasını etkileyecek bir karar bu arada bu. Ya bu arada Mike James'i de daha önce kadro dışı bırakmış bir camia. Mike James kadro dışı o laf olsun. Okobo'nunki de bence çabuk ya geri Monaco'da döner. Birazcık ipler çok çabuk şey yapabiliyor Mike ya. Mike James dönse dese dönecek mi? Beraber Monaco'da bir teknede sorunu çözüyorlar gibi duruyor hani birkaç saat oturup. Yani süresiz kadro dışı ifadesi beni burada çok fazla korkutmadı açıkçası. Beni de Monaco üzerinde. Evet. Ya bu kararı Kızıldız verince işte kovuyor. Partizan varsa kovar. Başka bir şey tabii doğru. Yani. Ne bileyim işte. O, diyorsun ki yatta oturuyorlar. Okobo, Mike James. Yanında da Sherlock'lar. Kusura bakmayın diyor. Bir saat hediye ediyor. Bir şey yapıyor yani. Hani Monaco öyle bir yer değil mi? Küçük bir Ferrari maketi. Öyle canım zaten öyle yani. Küçücük bir yer. Dünyanın en zenginlerin oturduğu yer işte. Okobo yani. İhtiyacı var Monaco'nun. Okobo. Bence var var. Affederler geri gelir. Okobo yani. Eğer hiç oynamayacaksa ve Monaco ekleme yapmayacaksa. Jordan Lloyd da sakat yani. Şey değişir. Tablo değişir yani. Orada Bologna, Barcelona, PAO, Fenerbahçe gibi rakipler avantaj kazanmış olur açıkçası. Merak ediyorum. Bu yeni düştü bu arada. Şey olur ya böyle Avrupa'nın gözde yeri Monaco böyle. Herkes tatile gitmeye çalışır falan. Şu anda herkes gözle Monaco'ya bakıyor. Onun yerine göz koymuş olabilir. Biraz gerçekten şu an Avrupa basketbolunun da gözdesi haline gelebilir Monaco. Yani nasıl Okobo'yu affetmesinler de yenelim şunları. Su kaynatan bir takım çünkü. Su kaynatıyor. O gardlar. Yani gardsız Kemba, daha kötü olur yani. Yani hem Kemba hem Mike James hem Okobo hem yani yönetmesi çok zor. Üst üste sayıyorum. Mike James, Kemba Walker, Okobo, Jordan Lloyd. Fıkra bu kadar. Tımarhane gibi bir hakikaten ama oynuyorlardı bir şekilde. Avrupa'dan biraz da Amerika'ya gideceğiz evet. Şimdi. Milli gururumuz Alperen Şengün için NBA All-Star'ında evet, oylarınızı arkadaşlar. Bekliyoruz. Daha önce de söyledik program başında bu sefer ekrana da evet, gelecek zaten nereden oy kullanabileceğinizi aşağıda gördüğünüz linkten Alperen'in All-Star olması için ki şu an kendi konferansında 7. sırada oylamada. Frontcourt ön alan oyuncuları. Ön alan oyuncuları arasında ama genel toplamda oyu diğer konferanstan falan çok daha yüksek. Verdiğimiz oylar işe yarıyor. Bunlar da şeyin algısını değiştirebiliyor. Evet. İlk 5'e giremeyeceğini düşünüyoruz şu an için. Zaten zor ama koçların seçeceği yani karar vericilerin seçeceği diğer 7'lik kontenjanı Alperen'i aldırmamız için oyunu daha da yükseltmemiz gerekiyor. Bir şey söyleyeceğim burada. Bak bir şey bunu söylemem lazım. Ya kardeşim Houston Rockets camiası siz ne biçim camiasınız Houston ya. Rockets camiası. Ya siz ne biçim bir takımsınız ya. Bütün Türkiye ya şey NBA şeylerine düştü. Türkiye kutuplaşmış bir ülkedir ama Alperen için tek yürek olduğu herkes o istiyor. Herkes aynen. Siyasiler, spor takımları. Beşiktaş, Darüşşafaka, Fenerbahçe. Ama hak ediyor hocam. Hak ediyor. Bütün Türkiye oturduk adamı All-Star yapmak için uğraşıyoruz. Şu Houston Rockets bir tweet atın ya. Bir onlar şey yapın. Işte Duolingo'dan Türkçe dersi verdirtiyorlar falan. Ya oğlum bir All-Star söyleyin ya. Ne yapıyorsunuz ya? Elinizde bak bir şey diyeyim ayrımcılık yapıyorlar. Jalen Green falan olsaydı böyle olmayacaktı. Resmen ayrımcılıktır bu. Ya kendi oyuncunuz ya. Kendi oyuncunuz kendi. Bir şey yapın ya. Amerikalılara oy verdirmek için bir şey yapın yani.
O Texas'taki adamlara oy verdirin. Ki Houston, Texas'ın en büyük kenti. Evet. Biz de buradan Houston'a sesleniyoruz. Vault.nba.com. Ey Houston. Ya, 2 dolara bir sosisli mosisli bir şey ayarlayın. Verin kardeşim ya. Link işte mesela maça gelenlere şey yapın. Ha. Alperen'e oy verin. Sosis oy verin ekran size. Görüntüsü de bir şey yapın. İşte 6 tane tavuk vereceğiz filan. Oy verin ekran görüntüsünü. Dejavu oldu. Çok kötü yerlere gittim. Yani yapmanız gereken şeyler basit. Alperen'e arkadaşlar lütfen oy verelim hakikaten. Hak ediyor da. Çok ama biz böyle ediyor. Bayağı itelim ki şey olsun. Reddedilemeyecek eminim bir teknik. Eminim ki All-Star'da olursa da seyir zevki yüksek hareketler biz izleyen değerli bol arkadaşlarımız bol da elbette oylarını veriyorlardır. Evet. Özellikle 3 oy sayılan günler var. Biz de hatırlatmak istedik yine de. Özellikle 3 oy sayılan günler 5 Ocak var. 5 Ocak öyleydi, bir tane daha var. 12'si sanırım 12'si öyle. 19 öyle galiba. Yazıyor şeyde. Bu sitede yazıyor arkadaşlar. Üye oluyorsunuz. Hemen veriyorsunuz oylarınızı. Bir de şey söyleyeyim. Oy verirken 5 oyuncu seçiyorsunuz her konferanstan. Alperen'in rakiplerini seçmezseniz iyi olur. Onlar da birer birer gitmesin. Ben yani. En alttan seçiyorum ya. Ben de en alttan bol seçiyorum. Bol falan seçiyorum. Bir şeyler seçiyorum. Alperen orada tek. Yanında şey falan yani. Neyse. Evet. Okay. Bol bol oy isteyelim Alperen'in. Bol bol oy. Arkadaşlar. Alperen Şengün için bol bol oylarınızı bekliyoruz. Vote.nba.com'dan bir kez daha hatırlatalım. Ekranda da zaten görüyorsunuz. Oylarınızı eksik etmeyelim. Etmeyin diyelim ve ağzınıza sağlık. Teşekkür ederiz. Sağ. Çok teşekkür güzel ederim. Bir programdı. Her zaman olduğu gibi. Evet sevgili izleyicilerimiz, dip çizgiyi biz burada noktalıyoruz. Haftaya yine sizlerle birlikte olacağız. EuroLeague'deki karşılaşmaları konuşacağız. Bir sonraki programda görüşünceye dek hoşçakalın. Hoşçakalın.